Efendim neler oldu? Cuma günkü yayınımızın ardından Melisa'nın sevgilisi ve şu an karnındaki çocuğun babası olan Recep'in anne ve babasının sözleri ihbar kabul edildi. Anne Melisa'nın sevgilisi Recep Aldemir'le onun anne babası Nigar ve Mehmet Aldemir çifti önce adliyeye emniyete götürüldü. Orada ifadeler alındı ve daha sonra da Recep Aldemir adliyeye savcı huzuruna ifade vermesi için sevk edildi. Savcı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aa. Peki Melisa'ya ne oldu derseniz, Melisa için de Almanya'da yakalama kararı çıkarılması bekleniyor. İşte o görüntüler. Müge Anlı'ya itiraf niteliğinde açıklama geldi. Anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babası konuşmaya karar verdiler ve ekip arkadaşlarımızla röportaj yaptılar. Özellikle Gaziantep Cinayet Büro'ya seslenmek istiyorum. Çok ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. İtiraf gibi açıklamalar. Hem Recep'in annesinin hem de Recep'in babasının inanılmaz iddiaları ve açıklamaları var. Çocuklara çok vururdu. Babasına benziydi. Büyüldü resiye vururdu. Recep böyle bıçağını almış. Son nefesinde bile babacığım lütfen beni bırakma demiş çocuk. Melisa yaptı, kim yapıcı? Hiç vicdan mahremiyeti yokmuş. Ben vicdanım sizi. O çocuğa yaptığı hareketi. Babasına benziyor, ben bunu işkence yapayım dedi. Oğlum buradayken böyle duvara vurdu, duvarın sesi buraya geldi. Dedim oğlum aşağıda bir ses geliyor. Duvara çocuğa vurmuş dedi. Melisa geldi. Cinayet büro amirliği ekipleri harekete geçti. Ne bu sen durdun tutma sana? Küçük çocuğun annesinin sevgilisi sorgulandı. Melisa, Meryem'i döverken hiç müdahale etmediniz mi? 3 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Meryem Çiğdem Ünal'ın annesinin sevgilisinin ailesinden itiraf gibi açıklamalar gelmişti. Geldiğinden beri çocuğa işkence yapıyordu. Babasına benzeyen değil, çocuğu öldürmeye çalışıyordu. Duvara vuruyor, ora vuruyor çocuğu ölmesini istiyordu. Recep'e de öyle söylemiş. Ne demiş? Bunu ölmesini istiyordu demiş. Olay günü mü dövdü? Saat 4.30 sırasıydı. Ses geldi, küt bir ses geldi. Ben vicdanım sızlıyor. O çocuğa yaptığı hareketi. Biz yukarıda tost yerken, o da işte saat 4.30 civarı diyor baba. Aşağıdan ses geldi güm 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 diye. Recep'e sorduk hani ne yapıyor, gene bu çocuğu dövüyor. Ya başını duvara vuruyor dediğini söylüyorlar. Bunlar itiraf niteliğinde açıklamalar. Cinayet masasının da dikkatini çekeceğine inanıyorum. Polis geldi sordu bize ama biz anlatmadık. Oğlumuz da Almanya'ya gidecek diye sustu. Çünkü biz olayın buralara geleceğini tahmin etmemiştik diyor. Ben çok samimi buldum açıklamalarını. Yayınımız ihbar kabul edildi ve küçük çocuğun darp edilerek öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin ifadelerine başvurmak üzere anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in anne ve babası Nigar ve Mehmet Aldemir'in evlerine geldi. Neden bize ilk geldiğimizde gerçekleri anlatmamıştınız Nigar Hanım? Neyi gerçekleri anlatmadıktı? Meryem'i Melisa mı öldürdü? Melisa öldürdü tutma sana. Anne. Evet, şu anda Recep'in annesi Nigar Aldemir evinden alındı. İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Aldemir'i de alarak emniyete götürüyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Melisa'nın sevgilisi Recep'in annesi Nigar Aldemir ve babası Mehmet Aldemir'in ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Çiftin ifade verme işlemleri sürerken ölümü şüpheli bulunan küçük Meryem'e ciddi şekilde şiddet uyguladığı söylenen annesinin sevgilisi gözaltına alındı. Recep Bey, Meryem'e ne oldu? Meryem'i kim öldürdü? Melisa, Meryem'i döverken hiç müdahale etmediniz mi? Neden sessiz kaldınız? Meryem'in ölümüyle ilgili bir ilginiz var mı? Emniyette ifade verme işlemleri tamamlanan Meryem'in annesinin sevgilisi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Savcının tutuklanmasını talep ettiği sevgili kasten öldürme suçlamasıyla mahkemede hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meryem'in annesinin sevgilisi adliye çıkışı sessizliğini bozmadı. Melisa'nın Meryem'e şiddet uyguladığını biliyordunuz. Neden bunca zaman sus? Niye konuşmuyorsunuz Recep Bey? Kaçma planları yaptınız. 5 saatlik ifade işlemlerinin ardından Nigar ve Mehmet Aldemir emniyetten ayrılarak evlerine geri döndüler. Serbest bırakılan çift bir kez daha mikrofonlarımıza konuştu. Oğlunuzun Meryem'in ölümüyle ilgili bilgisi var mı? Bilmiyorum. Meryem Melisa mı öldürdü? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Bir şey bilmiyorum. Anne sütü ödedim ben sana. Meryem'i kim öldürdü? Oğlunuza bilgisi var mı? Yok oğlumla bilgisi yok ana kurbanla. Kim öldürdü? Annesi dövdü. Annesi mi öldürdü? He ama burada ölmedi. Hastaneye gitti. Ambalajdan gitti dedim orada yoğun bakımda yattı 5-6 gün. Ondan sonra da vefat etmiş. Oğlunuzun bilgisi var mı? Hayır, hayır, hayır. Ben yemin içerim. Bak Allah beni yerimden kıldırtmasın. Melisa için bir şey söyleyecek misiniz? Melisa için ne söyleyeyim kızım dediğim Allah'ından bulsun. He, o çocuğu iletti o için Allah'ından bulsun. Müge Hanım. Şimdi bu cani serbest kelimelerimizi dikkatli seçerek tamam konuşalım. Tamam da Müge Hanım, bir çocuk öldü. Bir parmak kadar çocuk, el kadar çocuk öldü. Hak etti mi bu ölümü? Bu şekil mi hak etti? Döverek mi hak etti Müge Hanım? 11'de tuttum. Şimdi annesi ayrı bir yalan konuşuyor. Babası ayrı bir yalan konuşuyor. Recep ayrı bir yalan konuşuyor. Biz hangisine? Gaziantep ayrı bir şeyler bize anlatıyor. Biz kime inanacağız Müge Hanım? Bu adalete, çocuğun yerde mi kalacak? Yerde mi kalacak bu çocuğun doğruyu yani? Doğruyu bulmasını bekleyeceksiniz. Bakın Recep Aldemir ifadesinde olay günü annem ve babamla beraber yukarıda çay içiyorduk. Sabah saat 11 sıralarıydı diyor. Şimdi aynen, evet, anne aynen, ve baba evet, akşam 16 evet, sıraları olduğunu evet, söylüyor. Recep 11 sıralarıydı diyor. Yukarıdan küt küt diye sesler geldi. Aşağı indiğimde Meryem ağlıyordu. Melisa Meryem'i dövdüğünü söyledi. Melisa zaten çocuğu dövdüğünü Banu olan arkadaşına da söylüyor. Yani saklamıyor bunu. Bunu şunun için altını çiziyorum. Anne ile çocuk arasındaki ilişki yani bir şey vardır. Bir tavır vardır orada. Bak yapma, düşersin, edersin, bağırırsın, tutarsın. Değil mi? Ama bu ince bir çizgidir. Ama o çok ince bir çizgidir. Şimdi o çizgide kimse demez ki sen çocuğuna niye kızdın, niye bağırdın. Biz onun ölçüsünü biliriz. Hatta biz deriz bak çocuğum yapma, bak anneni üzme, anneni kızdırma falan deriz. Ama şimdi o çizgi, o ince çizgi aşıldığı noktada bir dakika deriz ya ne yapıyor çocuğa? Evet. Şimdi herkes bilir. Çocuğu olmayanın kardeşi var, kardeşi olmayanın yeğeni var. Şimdi burada bütün konuşmalarda mesela kimse de şöyle der misiniz bilmiyorum. Ya ben de bu akşam çocuğumu bir dövdüm, bir dövdüm. Denir mi? Yani bu mevzu da olmaz. Yani çünkü o an yaşanır, biter. 30 saniye sonrasında zaten bir şey kalmaz. Yani zaten 3 yaşında bir bebekten bahsediyoruz. Yani kızsan ne kadar kızacaksın, ne yapacaksın? Hatta kızdıktan sonra ya da işte ters bir hareket yaptıysanız çocuğunuzda... Sonrasında kendinizi de kötü hissedersiniz. Anne evet yani gidersin, gel bilmem ne yapalım dersin. Yani şimdi burada... Anlatılan bir anne ile çocuk arasındaki ilişkiden farklı bir şey anlatıyor herkes. Evet. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.